Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Mustafa'nın Çöl Çiçeği finalini çekiyoruz. Uzun bir süre Yasmin kendisine neyin daha yakın olduğunu, doğunun mu, batının mı olduğunu anlayamadı. Ama yine de seçti, doğuyu. Kendi başına doğuyu unutmadan, sonunda istediği gibi üniversiteye gitmeyi planladı. Çöl Çiçeği rotasında Mustafa ile Son'un kilidini açtım. Onların bu düğünü ilk başarısız olana benzemiyordu. Bu sefer bu önemli olaya bilinçli yaklaştılar. Ve doğruyu söylemek gerekirse misafir sayısı bunun yarısı kadardı. En yakınları ve aynı zamanda gelecek için stratejik öneme sahip olanlar. Bugün kötü olan her şeyi unutup sadece iyi düşünmeye karar verdiler. Çok güzel olmuşuz. Mustafa ona sürekli hayran kalıyordu. Çok dokunaklı, samimi ve neşeli. Ona çok yakışan beyaz bir elbiseyle. Bu sefer kaftan seçmediğine sevindim. Biz de seni Vikingli görmediğimize. Kaftanlarım hoşuna gitmiyor mu? Seni seviyorum. Ben de senin asi ruhunu seviyorum. Ona sıkıca sarıldı. Hala bir kedi gibi gülümsüyordu. Sende zerre kadar utangaçlık yok sevgili kocacığım. O kadar çok şey yaşadık ki sevgili karıcığım. Kimse bize ne yapacağımızı söyleyemez. Üstelik ben zaten kadın kıyafetleriyle dolaştım. Hatta isyancıdan çiçek bile aldım yani. Tamam, asilerden bahsetmişken bak. Arkadaşlarını işaret etti. Adil ve Jack davul ve duduk çalarak eğleniyorlardı. Diğerleri de ayak uyduruyordu. Şu anda kız aniden gerçekten çılgınca bir şey yapmak istedi. Mustafa, dans edelim mi? Yine vals mi? Hayır, benden sonra tekrar et. Konukların şamatası arasında salonun ortasına doğru yürüdü. Telefonunu aldı ve garip bir modern melodi açtı. Dışarıdan sürekli bir tut 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 gibi geliyordu. Gelin bembeyaz gelinliğiyle dirseklerini bükmeye başladı. Kollarını boynunun arkasında bir yere sardı. Ve sonra önüne doğru uzattı. Aslında bu çılgınlığa katılmak istemiyordu ama çıkış yolu da yoktu. Muhtemelen aşk böyle bir şeydi. Sevdiğin kişiyi mutlu edeceğini biliyorsan her türlü aptallığı yapabilirdin. Mustafa böyle bir olayı kaçıramayacak kadar dalga geçmeyi çok severdi. Bunu kendi düğününde yapardı. Ama şimdi karısına karşı daha da fazla hisleri vardı. Mustafa gülümsemesi uğruna her şeyi değilse bile çok şeyi yapmaya hazırdı. Çok moda bir dans arkadaşlar, adı Tektonik ve karısının ardından tekrarlamaya başladı. En iyi ihtimalle sarhoş bir dansçı gibi göründüğünü hiç umursamadan. Aslında daha çok dans eden bir kütüğe benziyordu. Konuklar, hatta Zeyn bile gülümsüyordu. Ancak ikincisi bunu tekrarlamaya cesaret edemedi. Ama gençler de ona katılarak bacaklarını ve kollarını zevkle döndürdüler. Müzik bittiğinde Mustafa eşini kucağına alıp salonun ortasından uzaklaştırdı. Dönmeye başladı. Delirmişsin sen. Mutluyum, aşığım. Onu öptü. Sonra tekrar. Yumuşak dudaklar, nazik dokunuşlar, sıcaklık. Her şeyden vazgeçmekle ne kadar aptallık ettiğini şimdi kendisi de anlıyordu. Ben de seni seviyorum. Birbirlerine daha da sıkı sarılarak sanki çok özel bir şeymiş gibi sessizce konuştular. Daha doğrusu söz verdiler. Her zaman mutlu, aşık ve çılgın olmak. Bu bölüm kısaymış. Bazı favorilerle bonus sahneleri izleyebilirsin. Geleceğe bakmak ve çocukları görmek istiyorum. Yasmin ve Mustafa mükemmel bir uyum içinde yaşamaya devam ettiler. Bugün her zamanki gibi geceleri Londra'da dolaştılar. Kızları Latifa hem nazik hem de yaramaz bir kızdı. Tıpkı anne babası gibi. Espri anlayışıyla babasına, kahkahalarıyla da annesine çekmişti.